İbrahim Kahveci kim yalan söylüyor? Önceki gün karar gazetemizin manşete taşıdığı köşe yazımda ne demiştim? Tek cümle Kasım 2023'de 319.515.000 dolar olan İsrail'e ihracatımız Aralık 2023'te 430.600.000 dolara çıktı. İsrail'e ihracatımız son bir ayda 34,8 arttı. Yazının rakamsal kısmı sadece bu. 2023 Kasım ayında yapılan ihracatın 2023 Aralık ayında %34,8 arttığıydı. Ömer Bolat İN Bakanlık yaptığı Ticaret Bakanlığı açıklama yapmış, bazı yayın organlarında iddia edilen İsrail'e ihracatın arttığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Acaba kim yalan söylüyor? Çünkü sosyal medyadan hakkımda FETÖ'cülük dahil bilumum suçlamalar geldi savrulmuşum, yalancıymışım vesaire vesaire. Cevap veriyorum. Benim aldığım tüm rakamlar TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verileridir. TÜİK Genel Ticaret Sistemi verilerinde ülke bazında ihracat ve ithalat rakamlarını açıklıyor. Buna göre Kasım 2023'te İsrail'e 319.515 bin, bin doları ihracat yapmışız. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ticaret Bakanlığı en fazla ihracat ve ithalat yapılan ilk 20 ülke listesini açıklıyor. Ticaret Bakanlığı'nın en fazla ihracat yapılan 20 ülke listesinde İsrail 13. sırada yer alıyor. Ticaret Bakanlığı tablosunda İsrail'e Aralık ayında yapılan ihracat 431 milyon dolar olarak görülüyor. Lakin virgül sonrasını alınca bunun 430 bin 600 bin dolar olduğunu görüyoruz tam rakamı TÜİK bir ay sonra açıklayacak. Şimdi işin gerisi basit matematik işlemine kalıyor. Haydin hep beraber yapalım. Aralık ayı ihracatından Kasım ayı ihracatını çıkartalım. 430.600, 319.515 eşittir 111.085.000 dolar. Evet, çok basit matematik işlemi ile görüyoruz ki, Kasım ayından Aralık ayına İsrail'e yapılan ihracat 111.085.000 dolar artmış. Peki bu artışın oranı nasıl hesaplanıyor? Aslında bu hesapta yine 4 işlemden biri olan bölme işlemi ile çok basit yapılabiliyor. Şöyle, 111.085, 319.515 eşittir %34,8 yani, artış rakamını Kasım ayı ihracatına bölerek sonucu buluyoruz. İhracat artış oranı %34,8, biz ne yazmıştık? İsrail'e ihracat %34,8 arttı demiştik. Peki şimdi kim yalan konuşuyor? Bakanlık benim verdiğim kendi rakamlarına hiç değinmiyor. Diyor ki 7 Ekim'den bu yana genel ticaret 2320 milyon dolardan 1280 milyon dolara %45 düştü. Bu düşüşte ihracat düşüşü %39 ve ithalat düşüşü %58. Ben de Aralık ayında İsrail'den yapılan ithalatın verisi henüz yok. Ayrıca 7 Ekim değil, 1 Ekim 31 Aralık ihracat verisi var. Bakanlık 7 Ekim 31 Aralık 2022 ihracat 1606 milyon dolar. 7 Ekim 31 Aralık 2023 ihracat 980 milyon dolar diyerek ihracatta %39,0 daralma oldu diyor. Tekrar ediyorum, ben 7 Ekim yerine 1 Ekim'den bu yana ihracatı görebiliyorum. Buna göre 01 Ekim 31 Aralık 2022 ihracat 1668 milyon dolar. 1 Ekim 31 Aralık 2023 ihracat 1098 milyon dolar ile ihracatta %34,2 daralma olduğunu görüyoruz. Fakat burada bir noktaya daha değinelim. İsrail ile ticaret dün verdiğimiz grafikte görüldüğü gibi Mart 2022'deki zirvesinden sonra zaten düşüş içerisindeydi. Ekim-Aralık 2022-2023 ihracat daralması %34,2 ama önceki 3 ayda yani Temmuz-Eylül 2022-2023 ihracat daralmasının da zaten %14,8 olduğunu görüyoruz. Ama bizim yazımızda yine asıl vurguladığımız nokta şu. İsrail katliamı öncesi zaten düşen ihracat Ekim, Kasım aylarında daha da sert düşmüş ama Aralık ayında aa yeniden artışa geçmiş ve %34,8 oranında yükselmiştir. Ticaret Bakanlığı ve Bakan Ömer Bolat Aralık ayında İsrail'e yapılan ihracatın Kasım ayına göre ne olduğunu, neden ve niçin söylemiyor? Soralım şimdi yalan kimde? Kim yalan söylüyor? Screenshot eksi 4.jpg. Screenshot eksi 5.jpg.